Evlerin kullanım amacı, birkaç tane kullanım amacı var. Ama temel olarak nelere yarar onlara bakalım. Şimdi bazı joinler var. Mesela 3-4 tabloyu birleştirdiğinizde 10-15 satırlık, belki daha fazla yarım sayfayı dolduracak bilgiler oluşabilir karmaşık bilgiler. Bu sorguları her seferinde yazdığınızda o kadar karmaşık kodları tekrar tekrar kullanmanız gerekecek. Hani dikkat ederseniz, hatırlarsanız sinonim kullanmıştık. Sinonim bir tablonun yerine kullanılacak, onun adını kullanarak sinonim üzerinden sorgulama yapabildiğimiz bir yapıydı. Viv'ler de mantık olarak buna benzeyen, içerisine sorgular alan, nesnenin adını almak yerine, ad olarak kullanmak yerine, sorgunun bir paket halinde basit bir isimle sorgulanabildiği bir yapı olarak söyleyebiliriz. Mesela dediğim gibi uzun bir join işlemi yaptık, select sorgusu. Dedim ki ben bunu her seferinde bu karmaşıklığı görmek istemiyorum. Bir tablo adı vereyim. Örneğin view employees diyeyim. Ben select yıldız from view employees dediğimde bu join'in yaptığı sonucu, ürettiği sonucu ben çekebileyim. Böyle bir durumda view'lerin yararlarını görürüz. Aynı zamanda burada mimari bir detaya gireceğim. Biz hazırladığımız sorgular, SQL Server olsun, Oracle olsun, hazırladığımız bu sorgular arka tarafta birçok işleme tabi tutuluyor. Yani hazırladığınız her sorgu, veri tabanı gönderdiğiniz her sorgu aslında veri tabanı tarafından bir optimize işlemine tabi tutuluyor. Yani veri tabanı bunu istediğiniz sorguyu en hızlı, en verimli nasıl sorgulayabilir hesaplamaya çalışıyor. Bunun için constraint'ler, kısıtlamalar, işte indeksler vesaire bunlar farklı şekillerde etkileyebiliyor yapıyı, veri çekme hızını, veri çekme yöntemini. Biz çok fazla müdahale etmesek de arka tarafta etki eden özelliklerden birkaçı bunlar. İşte bunu sürekli olarak hesaplayıp belli bir sonuç üretmesi gerekiyor. Ve tabii ki bu hesaplama işlemi bir zaman ve kaynak tüketimine sebep oluyor. Sürekli yapıyor bunu. Bunun adına genel olarak execution plan denir. Yani sorgunun çalıştırılma planı oluşturuluyor veri tabanı motoru tarafından. Bunda tüm okuma işlemleri, mesela bu veri çekerken hard diskte işte disk üzerinde ne kadar okuma yapmış, ne kadar kaynak kullanmış gibi bütün hesaplamaları arka tarafta yapıyor. Bize sadece sonucu getirse de. Evet, bütün yöntemleri kendisi hesaplıyor. İşte bu o özetin, hani map olayı diyoruz biz ona, harita olayı. O haritayı çıkarma işlemi execution plan içerisinde oluyor. Bu da zaman alıyor. Biz diyoruz ki bazı nesnelerde, örneğin haftaya göreceğimiz işte prosedürler vesaire, bu view'lerde de diyoruz ki sen bu sorguyu al, bunun execution planını çıkar, bir yere kaydet. Ben bunu her seferinde tekrar tekrar hesaplanmasını istemiyorum. Bir kere hesapla, ben en azından performanstan kazanayım. Böyle bir durumda Viv'in de faydaları olabiliyor. Tabii ki faydadan kastım basit bir sorguyu Viv olarak kullanmak değil. Mesela select yıldız from employees. Bunun için kullanılmaz. Daha karmaşık, daha kompleks sorgularda, genelde join'li sorgularda kullanılır. Daha fazla kod olduğu için. Bu tür durumlarda Vim kullanmak hem kod hem performans açısından fayda sağlayabilir.
Şimdi en basit anlamda nasıl yapılır? Buna bakalım. Burası bizim employees tablomuz. Bir ver koşulu uygulayacağım. Çalışanla ilgili temel bilgileri almak istiyorum burada. Ve diyorum ki küçük eşittir 10. Yani employee ID'si roll number'a bakmışım. 101'den mi başlıyor? 100'den mi başlıyor? Evet. Şöyle küçük olanlar mı? Mesela bu tür sorgularda da aslında yaptığım şey burada sonuç olarak doğru olsa da işlem olarak doğru değil. Ben 10 tane istiyorsam 110'dan küçük yapmak yerine 100'den başladığı için bunu 109 yapmam ve küçük eşittir yapmam gerekiyor. Bu kod okunurluğu açısından daha iyidir. Bakın 10 kayıt geldi. Şimdi bunu her seferinde uzun uzun yazmak yerine ben sadece basit bir isim çağıracağım şu şekilde ve bu sonucu getirmesini istiyorum. View bir nesne olduğu için İlk 10 çalışan dedim. Bakın basit bir sorguyla view'imi oluşturdum. Create view ilk 10 çalışan. Kopyaladım bunu. Bu şekilde sorgulayacağım. Select yıldız from ilk 10 çalışan. O indeksten vesaire yönetimi kendimiz yapmayınca arka tarafta kendisi performans arttırmaya çalışıyor veri tabanı motoru. Hani sen bunu istedin ama ben bu veriye en hızlı nasıl ulaşırım? Mesela indeksleri de yanlış yapılmış olabilir. Orada bile en performanslısını bulmaya çalışıyor. Ha diyor ki bu doğru indeks değil diyor. Kendisi işler yapmaya çalışıyor. Orada da tabii performans farkı ortaya çıkıyor. Genelde view'ler işte raporlarda oluyor. Mesela ilk 10 çalışan aslında bir rapor işlemi. İlk 10 çalışanın listesini getirdiğindeği zaman bu sorgunun çalışması gerekiyor. Biz de bunu basit bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Bunun üzerinde de ver işlemi yapabiliyoruz. Mesela employee ID'si 100 olan kayıt. Yani bir nevi tablo gibi çalışıyor.
PSQL'in güzel bir özelliklerinden birisi, normalde create nesne adı olayı SQL standartlarından kaynaklanan bir destek. Ama create or replace PSQL'e özel bir özellik. Bunu kullanarak şu faydayı sağlamış oluyoruz. Create view ile bunu oluşturuyoruz. İkinci kez çalıştırdığımda hata verecektir. Böyle bir isimde nesne var diye. Bunu değiştirmek için alter etmem gerekiyor. İşte alter işlemi sırasında bunun yapısı farklı olabilir. Nesnenin alter işlemlerinin söz dizimi. Ama create or replace işleminde diyor ki oluştur. Eğer varsa replace et. Bunun yapısını alter et. Yani. Ve daha sonra da nesnenin adı yazmamız gerekiyor. Burada da az önce hata verdi. Tekrar oluşturuldu. Aslında eskisini siliyor, tekrar oluşturuyor. Mesela veri tabanında bazen nesnelerin isimleri değiştirilir. Bu isim değiştirme olayları pek tavsiye edilmez. Nesne ismi değiştirme. Çünkü arka tarafta aslında nesnenin ismi değişmiyor. Mesela SQL Server'da öyle bir şey vardı. Sen nesnenin adını değiştiriyorsun. Kullanırken herhangi bir sorun yok. Ama yapısı olarak adını değiştirmiyor. Muhtemelen sadece bir alias veriyordu. O tür durumlarda bir hata olma olasılığı olabilir. Yani hatayla karşılaştım demiyorum o konuda ama genelde nesneyi yeniden oluşturacaksak eski nesneyi silmek, drop etmek gerekiyor. Bu da bu mantıkta onu siliyor ve tekrardan oluşturuyor olabilir. Arka tarafını henüz açıkçası hatırlamıyorum şu an. Bir adını verdim. İsmi önemli değil. Veri keşleme olayı yok. Doğrudan veriyi getiriyor. Ama dinamik olarak çalıştığımız gibi tabii. Ama şu var, çalıştırıyor ama nasıl çalıştıracağını biliyor artık. İlk çalıştırdığında bilmiyor. Hesaplıyor vesaire her şeyi. Sonrakinde bilerek çalıştırıyor. O faydası görüyoruz. Aylık maaşını, çalışanların aylık maaş, sonra da bunların yıllık hesabını yapıp getirmek istiyorum. 24 bin çarpı 12 şeklinde. 30 yıllık olacak. Aylık maaş, yıllık. Bir isimlendirmesi de genelde, daha doğrusu nesne isimlendirmeleri
nesnenin adının harfleriyle başlar. Mesela VW gibi, prosedürde PR, CP gibi. Çalışan maaşları. Bakın şurada 50 satırın kaç milisaniyede feshedildiği gösterilir. 0.005 saniye diyor. İlk çalıştırmada her zaman daha yavaş çalışır. Sonrasında en stabil haliyle çalıştırılmaya başlandığı için her zaman aynı veri çıkar. Az önce 0.006 vesaire çıkıyordu. Şimdi hep stabil olarak devam ediyor. Farklı bir kayıt çalıştırıyor. Bu hızlı çalıştı. Evet. Yani yüz binlerce olması gerekiyor gerçek test için. Şimdi kompleks view'de de yine for replace diye yapacağım. Kompleks view olsun adı. View olsun. Çalıştırayım bir sonucuna bakayım.
yapsaydı neydi? İşte intelisans özelliği sıkıntılı olunca fikir alışkanlık. Burada sorgun başarılı bilim yok oluşturmaya çalışacağım. Başarılı. Her departmanda, her departmana ait çalışanların minimum ve maksimum maaşlarını bir de maaş ortalamalarını hesaplayıp departman ismine göre gruplayarak bir sorgu oluşturdum ve bunu da Weave olarak yaptım. Aslında bu iş hayatından bildiğiniz gibi en temiz raporlardan birisi. Yani en çok istenebilecek raporlardan. Basit bir şekilde bir rapor oluşturmuş olduk.